Veli Bey, nasılsınız? Merhaba, sizler sağ olun, iyi sağ olun. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanımak istiyoruz Veli Bey. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Sektöre bir merak diyeyim, yani böyle bir his vardı içimizde. Çoktan beri bir hevesimdir ama daha başlayalı çok olmadı, 2 yıl oldu. 2 yıldır bu sektörün içindeyim. Doğal olarak Kastamonu'ya kendimiz gidip özellikle mallarımızı kendimiz getiriyoruz. Öyle getirttirme gibi bir şeyimiz yok. Yani kendi aracımızla her hafta gidiliyor ve gidip taze oradan getiriyoruz. Yani haftalık ürünlerimiz bitiyor zaten. Sektöre gireli 2 yıl oldu. 2 yıl önce mi kuruldu burası? Evet. Bağcılar'da yerimiz. Burada evet. Peki biraz ürünlerden bahsedelim o zaman. Neler geliyor Kastamonu'dan? Kastamonu'dan öncelikle tereyağı, süt, bal, pekmez çeşitlerimiz, reçel çeşitlerimiz, gördüğünüz gibi helvalarımız, yoğurt. Bunlar geliyor. Peynir, çökelek, cabaltı, yapraklar. Bunlar geliyor. Tulum peynirlerimiz var. Özellikle olmazsa olmaz Kastamonu'da neler daha çok tüketiliyor burada? Burada en çok giden pastırma, tereyağı, yoğurt. Başı önde giden yoğurt, sonra sarımsak geliyor. Her şeyin mevsimine göre. Taşköprü sarımsağımız var. Taş burada köprü. Yine inek yoğurdu değil mi? İnek yoğurdu, çalgı yoğurdu. Ayrıca süzme yoğurdumuz var. Torbada süzme yoğurdumuz var. Onun dışında her mevsime göre yeşillik, yani mantar, tere, ondan sonra durak otları, domates, biber, elması, armudu, yani her şey var. Çok güzel. Kışburnusu. Ve olmazsa olmaz Kastamonu'da yine helva değil mi? Olmazsa olmaz helvamız çok güzel bir helva, çok tutuldu, çok satılıyor. Hepsini Kastamonu'dan haftalık olarak alıyorsunuz. Haftalık olarak alıyoruz. Çok güzel. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Veli Bey? Biraz hizmet anlayışınızdan da bahseder misiniz? Bizde kalite, önce temizlik geliyor. Hijyen konusunda çok şey yapıyoruz. Sonra kalite. Yani her yağı alamıyoruz. Özellikle tereyağlarımız yaylada yapılıyor. Köy kaşarlarımız yapılıyor. Yani hepsi normal orman köylerinden alıyoruz. Bunlar çok dikkat ediyoruz. Böyle direkt köyden geliyor. Hepsi adından da anlaşıldığı gibi Kastamonu'dan taze. %80 olarak dükkanımızın hepsi Kastamonu sayılır. Yani %80'i Kastamonu. Siz de kendiniz Taşköprülüsünüz. Biz de kendimiz Taşköprülüyüz. Çok güzel. Peki şu anda memnun musunuz sektörün gidişatından? Güzel talep memnunuz, var mı? Çok güzel. Çok talep var. Aşırı yoğunluk var. Yani şube adında da çok teklif edenler var. Oluyor. Bizde de biraz fazla çeşit var. Yani her yer bunu yapıyor ama çoğunun kurulu dükkanı yok mesela. Çoğunda her çeşit yok. Biz de hepsini getirmeye çalışıyoruz ve getiriyoruz da. Tabii süt ürünlerinden kuru bakliyata kadar, reçelli ve pekmezlere kadar. Bakliyatlarımız da öyle. Bir kere pirinci kesinlikle Tosya pirincin dışında satmıyoruz. Çok güzel. En meşhur bir Tosya pirinci. Tosya'nın yerli baldosu. Buranın pirincini satıyoruz. Ekmeğe gelince köy ekmeğimizi de aynı şekilde orada fırında yaptırıyoruz. Simitimize, yumurtamıza kadar var değil hepsi mi? Hepsi var. Bakliyatlarımız özellikle yerli. Kesinlikle hepsi taze olarak buluşuyor. Gerçekten geliyor. Organik. Evet. Peki kargo aracılığıyla da gönderebiliyor musunuz her bu ürünleri? Yere. Evet. Bugün mesela 4 tane kargo gönderdik. İzmir'e gönderdik, Adana'ya gönderdik, Ankara'ya gitti. Böyle talepler var. Yurt dışı oluyor mu? Oluyor. Yurt içi ve yurt dışı da kargomuz yine gidebiliyor. Gidiyor. Ürünlerimizi nereden inceleyebiliyorlar bu arada? Web sitemiz var mı? Bizim web sitemiz de var. Facebook üzerinde sayfamız da var. YouTube'da da varız zaten. Her yerden görebiliyorlar. Oradaki mecralardan sizlere ulaşabilirler ve siparişlerini de yine verebilirler. Evet. Her yere yönlendirebiliyoruz. Peki neden tercih edilmelisiniz? Biraz tercih sebeplerinden de bahseder misiniz Veli Bey? Kalite. Yani açıkçası reklama gerek yok diyeyim. Kaliteyi bilen zaten bir daha gitmiyor. Buradan alan bir daha kesinlikle bir yere gitmiyor. Geliyor. Çok uzaklardan çok müşterilerimiz geliyor. Özellikle aracımız cumartesi gün geldiği için sabah. Ben Kastamonu'dan özellikle kendim geliyorum. Yani sabah 7'de bile burası bir yığılı halde oluyor. Alıyorlar, gidiyorlar. Hiç üşenmeden haftada bir gün Kastamonu'ya gidiyoruz. Hiç üşenmeden her çarşamba gidiyoruz. Cumartesi sabah buraya geliyoruz. Süper. Peki ilerleyen günlerde bayilik vermeyi düşünüyor musunuz? Bayilik karşıda bir yer şu an açmak üzereyiz. Ha, çok güzel. Nerede olacak? Üsküdar'da. Artı Gebze'de bir yer düşünüyoruz. Bakalım kısmet. Şubeler gelecek diyorsunuz. Gelecek. Başarılar diliyoruz sizlere teşekkür şimdiden. Ederim. Peki buradan sektörünüzle alakalı son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Son görüşlerinizi alabilir miyiz?
Herkese çok teşekkür eder. Tercih ediyorlar. Gerçekten çok arayan var. Yani sağ olsunlar, geliyorlar. Evet. Tercih edenlere tabii teşekkür edelim çok ama çok teşekkür ederiz. Kastamonu'ya gitmeden de Kastamonu'daki ürünleri burada bulabiliyorlar. Yine izleyicilerimize de bunu duyuralım. Kastamonu'ya gitmeden buradan buluyorlar. Zaten burayı bilen de Kastamonu'da hiçbir şey kendine yük etmiyor. Fiyat farkımız çok kesinlikle yok. Taptaze de geliyor. Dediğim gibi Kastamonu'ya gitmeye gerek yok. Zaten aracımız dolaplı olduğu için hiçbir şey ekşime kokma öyle bir şey yaşanmıyor. Orada olduğu gibi buraya geliyor. Taze organik bulabilirler diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.